Merhaba arkadaşlar, iyi günler. 1. TEOG çözümlü deneme sınavı serimizin 2. videosuyla birlikteyiz. Daha önce çarpanlar ve katlar, üslü sayılar konularını içeren bir çözümlü deneme yapmıştık. 8. sınıf video listemizden de ona ulaşabilirsiniz. Ayrıca 1. TEOG sınavına kadar olan bütün konularımızı, çarpanlar, katlar, EBOPEKOK, üslü sayılar, kök sayılarda çarpma bölmeye kadar olan bütün konularımızın konu anlatım ve soru çözüm videolarımızı tamamladık. Tamamına kanalımızın ana sayfasındaki 8. sınıf video listesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıya linkini de ekledim. Oradan da ulaşarak izleyebilirsiniz. Videolara daha hızlı ulaşmak için sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Bu deneme sınavında kendinizi de test edeceksiniz. Bu ilk denememiz olduğu için soruları biraz kolay olarak seçtim. Herkes kalemini kağıdını hazırlasın. Sınavımız başlıyor. Uygulamamız şu şekilde olacak. Her sorudan önce 5 saniye süre gelecek. Siz bu arada durdurup cevabı bulacaksınız. Benden kontrol edeceksiniz. 20 soru sonunda da kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmında paylaşacaksınız. İlk sorumuza başlayalım. Buyurun. 480 sayısının asal çarpanlara ayrılmış şekli 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C olarak verilmiştir. A artı B artı C nedir? Asal çarpanlara ayıracağız. 480'i yazdım. 2'ye böl 240, 2'ye böl 120, 2'ye böl 60, 2'ye böl 30, 2'ye böl 15. 15 2'ye bölünmez. 3'e böl 5, 5'e böl 1. 5 adet 2 olduğu için 2 üzeri 5. 1 tane 3, 1 tane de 5 var. Üstlerini toplamamı istiyordu. 5, 1, 1 yani. Bunları da toplarsam cevap 7, D şıkkı. 7. A sayısını asal çarpanlarına ayırmış. A sayısının alabileceği en küçük değeri soruyor bize arkadaşlar. Burada baktığınızda biz asal çarpanlarına ayırırken hep 2 ile başlıyorduk değil mi? Fakat burada başlarken 2 ile değil, sayıyı küçük yapmamız istendiği için en çok hangisinden varsa onu 2 olarak kabul edeceğiz. Buraya baktığınızda Y harfi daha çok olduğu için ben bunu sayımın küçük olmasını istediğim için Y'leri 2 alacağım. Z'yi 3, X'i 5. Z ile X birer tane olduğu için hangisinin 3, hangisinin 5 olduğu önemli değil. En alttan başlayalım. Z'ye 3 diyelim. Çapraz olarak yapıyorduk. 1 ile Z'yi çarpıyorum. 1 kere 3, E'yi veriyordu. Çapraz. 1 kere Z, E'yi verecek. 1 kere 3, 3. Y'ye 2 diyeceğiz küçük çıkması için. 3 kere 2, yine çapraz. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. 12 kere 2, 24. X'e de 5 diyelim. 24 çarpı 5, 120. Cevabımız A şıkkı. Burada X ve Z'nin yerini değiştirseniz de bir şey değişmeyecektir. Yine 120 çıkacak. Dairesel bir yarış pistindeki iki koşucudan biri turunu 15 dakikada, diğeri 20 dakikada bir tamamlamaktadır. Başlangıç çizgisinden aynı anda ve aynı yöne yarışa başlayan bu koşucular ilk defa kaç dakika sonra yan yana gelirler? EBOP mu EKOK mu ona bakıyorduk. 15 ve 20'nin bir katında karşılaşacaklar, yani EKOK. 15 ve 20'yi yazdım, çizgimi çektim. 2'ye böl 10 olur, bölünmez. 2'ye böl 5 olur, bölünmez. 3'e böl 5 bölünmez. 15'i bölerim 5 olur. 5'e bölerim her ikisi de 1 olur. 15 ve 20'nin EKOK'unu bulurken bütün sayıları çarpıyorduk. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5 60. Cevabımız A şıkkı. Kenar uzunlukları 45 cm ve 54 cm olan dikdörtgen şeklinde bir kartondan aynı büyüklükte kare şeklinde hiç artmayacak şekilde en az kaç parça elde edilebilir? Yine bir EBOP EKOK sorusu. EBOP mu EKOK mu? Kartonu böleceğimiz için EBOP sorusudur. 45 ve 54'ün EBOP'unu hesaplayacağız. 45 ve 54'ü yazdım, çizgimi çektim. 2'ye bölersem 54 bölünür, 45 bölünmez, 27 oldu. 45 ve 27'yi 3'e bölersem, 45'i 3'e böldüm 15, 27'yi 3'e bölersem 9 olur. Her ikisi de bölündü, işaretledik. Tekrar 3'e bölüyorum, 5, 3. Yine her ikisi bölündüğü için işaretledim. 3'e bölüyorum, 5 bölünmedi, 3 bölündü. 5'e bölüyorum, 1 oldu. EBOP bulurken ortak olanları çarpıyorduk. EBOP'umuz yani karemizin, küçük olan karemizin bir kenarı 9 cm'ymiş. Biraz problemleri çözerken bunlara alan problemleri demiştik. Büyük alan bölü küçük alan yapıyoruz. 45 çarpı 54 bölü 9 çarpı 9. Bunları da sadeleştirerek çözüyorduk. 45'i 9'a böl 5 çarpıyı koyuyorum. 54'ü 9'a böl 6. 5 kere 6 30 parça, yani 30 olacak. A şıkkı cevabımız. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? İfadelere baktığımızda hepsi asal sayılarla ilgili. O zaman asal sayılarımızı aşağıya yazalım.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29 böyle gidiyordu. Bunlara bakarak tek tek cevaplayalım. En küçük asal sayı 1'dir diyor. Değil, en küçük asal sayı 2'ydi. Yanlış. 2 basamaklı en küçük asal sayımız, 2 basamaklılara baktığımızda en küçüğü 11. Doğru. Çift asal sayı yoktur ama 2 çift bir sayıdır ve asaldır. Bu yanlışmış. Negatif asal sayı yoktur. Evet, doğru. 2 doğru cevabımız var. Cevap B şıkkı. 5 soruyu geride bıraktık arkadaşlar. Umarım 5'inde doğru çözmüşsünüzdür. Daha çok video için videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sadece 10 saniyenizi alacak. Şimdi hemen aşağıdaki beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Buyurun 6. soruyla devam edelim. Bir çarpan ağacı verilmiş arkadaşlar. A ile B'nin toplamını soruyor. Çarpan ağacı sorularını çözerken aşağıdan başlanarak çözünüyordu. 2 kere 3, B'yi veriyordu 6. 6 ile de A'yı çarpınca 66 oluyor. Buradan da A sayısı 11 çıkıyor. Bize toplamını soruyordu. 11 artı 6, 17. Cevabımız C şıkkı. Eksi 0,4 üzeri 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce ondalık sayımızı rasyonele çevirelim. 4 bölü 10 olarak yazıyorum. Eksi 4 bölü 10 üzeri 3. Eksi 4 bölü 10 üzeri 3. Burada sayımız negatif, tek kuvvet olacağını, sonuç negatif çıkacak. 3'ü içeri dağıtıyorum. Eksi koyduk. 4 üzeri 3, 10 üzeri 3. 4'ün 3. kuvveti 64. 10'un 3. kuvveti 1000'dir. Eksi 64 bölü 1000, yani C şıkkı cevabımız. Üzeri eksi 1 ile 5 üzeri eksi 1 işleminin sonucu kaçtır diyor. Eğer kuvvet negatif olursa sayıyı ters çeviriyordu. Birinci kuvvet zaten kendisidir. Yani sayımız 1 bölü 4 olacak. Diğeri de 1 bölü 5 olacak. 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'i toplayacağım. Öncelikle paydaları eşitlemem gerekiyor. 4'ün altına 5, 5'in altına 4 yazıyorum. Çarparsam 5 kere 1, 5, 5 bölü 20 artı bu da 4 bölü 20 oldu. Altlar aynı, üstleri topla. Cevap 9 bölü 20, yani D şıkkı oluyor. Q üzeri x eksi 1 16'ya, 3 üzeri y artı 2 81'e eşitmiş. X ile y'nin toplamı kaçtır? Üstü denklem diyorduk. Altlar aynıysa üstler aynı kuralı vardı. Q üzeri x eksi 1 16'ya eşitmiş. 16'yı da 2'nin kuvveti olarak yazıyorum. 16 2 üzeri 4 demekti. Şimdi altları aynıysa üstler birbirine eşit olacak. X eksi 1 eşittir 4 yapıyorum. Buradan da denklem kuralından eksi 1 artı olarak geçer. X eşittir 5 olur. İkinciye geçiyorum. 81'i 3'ün kuvveti olarak yazıyorum. 3 üzeri 4'e eşittir. Altlar aynı, üstler aynıdır. Y artı 2 4 ise 2 karşıya eksi olarak geçer. 4 eksi 2. Y eşittir 2 oldu. X ile y'nin toplamını soruyordu. X artı y 7. Cevabımız A şıkkı çıktı. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Soruya ilk baktığınızda direkt kafanızı karıştırıp 8 tane 4'ü çarpın 4 üzeri 8 olarak A şıkkı dememişsiniz umarım. Bakın aralarında toplama var. 8 tane 4'ü toplamak demek 8 çarpı 4 demektir. D şıkkı oluyor. Umarım A şıkkı diye soruyu atlamamışsınızdır. Cevabımız D şıkkı demiştik. Evet, sınavın yarısına geldik. Fark ettiğiniz gibi sorular çok zor değil. Sadece bu ilk denememizde bilgi ölçmeye çalışıyorum. Daha sonra daha zor sorularla denemeler yapacağız. Buyurun 11. soruyla devam edelim. Yukarıda çözümlenmiş şekilde verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çözümlü örnekler videomuzda çok soru çözmüştük bununla ilgili. Ne yapıyorduk? Önce sayıları altlarına yazıyorduk. 10'un karesi 100 demektir. 4 kere 100, 400. 10'un 0. kuvveti 1 demektir. 5 kere 1, 5. Bakın virgülden önceyi tamamladık, pozitifler. 405'miş. Virgülden sonraki kısımda 10'da 1'ler basamağımız var, 1000'de 1'ler basamağımız var. 10'da 1'ler basamağımız 2, yani 0,2, 1000'de 1'ler basamağımız 0,07. Aradaki 100'de 1'ler basamağı yok. O zaman burası ne olacak? 207 olacak. Virgülden sonrası da 207'dir. Cevap 405,207, yani D şıkkı. Aşağıdaki üst ifadelerden hangisinin sonucu 81 sayısına eşit değildir? Evet, A şıkkından başlayalım. 3 üzeri 4, 4 tane 3'ü çarpmaktır. 4 tane 3'ü çarparsam 81. Bunu zaten biliyoruz. Eksi 9'un karesi. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. 9'un karesi 81 ya da eksi 9 çarpı eksi 9, eksi eksi artı yapar. Artı 81. Bu da oluyor. C şıkkı. Aşağı negatif, yukarı bakıyorum çift.
pozitife döndük. Yukarı negatif ters çeviriyoruz. 9'un karesine dönüyor. O da 81 yapıyor. Bunda da sıkıntı yok. D şıkkında yukarı negatif olunca ters çeviriyorduk. Yani 1 bölü 81 yapıyor. Cevabımız D şıkkı. (7)-7'nin 49 katı aşağıdakilerden hangisidir? Yani 7^-7'yi 49'la çarpacağız. 9, 7'nin karesidir. 7^2 olarak yazdım. 7^-7 × 7^2. Çarpma işleminde altlar aynı ise üstler toplanırdı. 7^-7 + 2, -7 + 2 de -5 yapar. 7^-5 şıklar da yok. Ama kuvvet negatif ters döner. 1/7^5 yani A şıkkı olur. Bilimsel gösterim sorusu, insan vücudundaki toplam damar uzunluğunun yaklaşık 150 bin kilometre olduğuna göre toplam damar uzunluğunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Sayımızı aşağı alıyoruz. 150 bin sayısı bizim bilimsele çevirmemiz için sayımızın 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Yani virgülü 1 tam 10'da 5, 1 ile 5'in arasına getirmem gerekiyor. En sondan 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyı 5 küçülttük. O zaman kuvveti 5. Arttıracağız. O da 1^5 × 10^5 oluyor. 150 bin sayısını 1,5 yaptık. Yani sayımızı küçülttük. Kuvvetimizi büyüttük. Cevap C şıkkı. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Hepsini tek tek inceleyelim. İlk olarak (-49) = -7. Buradaki eksi dışarıda olduğu için bizi ilgilendirmiyor. Eksi eksi olarak geçti. (49)'un değeri de 7 olduğu için -7 cevabı doğru. Eksi yine dışarıda. (-25). O zaman bu ne olacak? -5 olacak. Burası ise +5, yani birbirine eşit değildir. 1000 sayısı dışarıya 100 diye çıkar diyor. Oysa 100 kere 100 10.000'de, yani 1000 değildir. Bu da yanlışmış. Kök içinde -8'in karesi diyor. Sayımız parantez içinde olduğu için negatif sayının çift kuvveti pozitife döner. 8'in karesi 64'tür. Bu 64 de dışarıya 8 olarak çıkar. Bu da doğruymuş. 2 doğrumuz var. Cevap B şıkkı. (43) adet birim karoya en az kaç karo eklenirse bir kare oluşur. Tam kare oluşturmamı istiyor benden. Tam kare sayılarımızı hatırlayalım. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ve 64. Buradaki 43, 36 ile 49 arasındadır. Kaç karo eklemeliyiz diyor. O zaman ben 43'ü 49'a tamamlamaya çalışıyorum. 43'ü 49'a tamamlamak için 6 tane ekliyoruz. Cevap C şıkkı. Soruların sonuna doğru gelmeye başladık arkadaşlar. Umarım buraya kadar hatasız gelmişsinizdir. Yorulduysanız birkaç dakika dinlenebilirsiniz. Ben hızımı alamıyorum, devam etmek istiyorum diyorsanız buyurun. 17. soruyla devam edelim. Nilgün Hanım müdürüne bağlanmak için tek rakamlı dahili numarayı çevirecektir. Kullanacağı rakam karekökü tam sayı olan sayılardan biri olduğuna göre Nilgün Hanım kaç tane rakam kullanamaz? Telefonun üzerindeki tuşlar 0'dan 9'a kadar olan rakamlardır. Kullanacağı rakam karekökü tam sayı olanlar. Yani kök dışına tam olarak çıkanlar. Bunlar da tam kare sayılarımızdı. Yani 1, 4 ve 9. Bize kullanamayacağımız sayıların adedini soruyordu. O zaman kalanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet sayıymış. Cevap B şıkkı. Yukarıdaki gemi her limana uğradığında gemi üzerindeki yükün karekökü kadar yük kaldığına göre 3. limandan sonra gemide kaç ton yük kalmıştır? Gemimiz ilk hareket ettiğinde 256 ton var. İlk limana ulaştığında bunun karekökü kadar yük kalacak. 256'nın karekökünü alırsanız 16 çıkar. Yani gemimizde şu an 16 ton yük kaldı. İkinci limana uğradık. Kök 16 yapıyorum. 4 ton kaldı. 3. limana uğruyorum. Kök 4'ü de çıkarırsam 3. limandan sonra elimizde sadece 2 ton yük kalır. Cevap A şıkkı. Verilen sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayıları belirlerken kök dışına çıkmayan sayılar, sonu belli olmayan devirli sayılar ve sabit sayılar vardı. Şıkların hepsine baktığımızda kök 10 sayısı dışarı çıkmaz. Cevap A şıkkıymış. Direkt zaten ben buradayım diyor. Devirli bir ondalık sayıdır. 5/9 olarak yazılır. Bu zaten rasyonel. 1/2. D şıkkı da 7 olarak çıkıyor. Zaten A şıkkı kök 10 dışarıya çıkmaz. Cevap A şıkkı.
Son sorumuz köklü sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili bir soru. Milli Eğitim'in verdiği kazanım listesinde TEOG'da çıkacak son konuda köklü sayılarda çarpma ve bölme arkadaşlar. Tamam, başlayalım. Önce kök 3 ile kök 6'yı çarpmam gerekiyor. Kök içleri birbiriyle, kök dışları birbiriyle. 3 kere 6, 18. Demek ki çarpımları kök 18. Kök 18 bölü kök 2 yapacağım. Bunları da birbirine bölüyorum. 18 bölü 2 kök 9 yapar. Soru işareti yerine kök 9 gelecek. Şıklarda yok. 9 da dışarıya 3 diye çıkar. Cevap D şıkkı. Ve dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Video hakkındaki görüşlerinizi ve kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ayrıca konu isteklerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.